Selam arkadaşlar, ben İhsan. Bugün sizlere eğer 16, 17, 18, 19, 20 yaşlarındaysanız kendi hayatımda yaptığım bazı hataların sizin yapmamanız için bir video çekiyorum. 10 madde yazdım. Buradan arada bakacağım. Şimdi manzaram da böyle. Şöyle göstereyim hatta başlamadan önce. Şurada da ay var. Böyle. Şimdi birinci maddeye para kazan yazmışım. Şöyle. Şimdi eğer siz para kazanmayan biriyseniz kusura bakmayın ama kimse size saygı duymaz. Niye? Para saygınlık demek. Millet parası olan kişiden gidiyor borç almaya, ne bileyim. Yani muhtaç olmuyorsunuz kimseye. Kimseye muhtaç olmadığınız zaman da insanlar size saygı duyuyor. İnsanlar size muhtaç duyuyor hatta bazı konularda. Bir para, iki de bilgidir. Ama bilgi şu an bütün, nasıl desem, İnternette ulaşabileceğiniz için eskisi gibi değil. Yani bundan 500 sene önce belki bilgiye ulaşmak için ta 500-600 kilometre yol gidip bir alimden bilgi alıyorduk ama şu an Google'a yazdığınız zaman her şeye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden para önemli. Bu devirde çok önemli. Özellikle bütün dünya ülkeleri kapitalist sistemle yönetildiği için ne kadar paranız varsa o kadar söz sahibisiniz. O kadar hakkınız oluyor. Adalet de paraya göre belirleniyor. Ne kadar paranız varsa en iyi avukatı siz tutuyorsunuz. Bu şekilde de kazanıyorsunuz veya rüşvet veriyorsunuz. Misal. 2. Alkol, sigara veya uyuşturucu maddeleri asla kullanmayın. Şöyle söyleyeyim. Sigara gerçekten insan hayatını mahveden bir şey. Hem maddi açıdan hem de sigara kokusu bir kere güzel değil. İnsanın sağlığını bozuyor. Psikolojisini de bozuyor. Genelde sigara içen insanlar zaten psikolojisi iyi insanlar olmuyor. Sigara bağımlıları özellikle. Sigara size dopamin sağlatıyor. Mutluluk hormonu. Ama geçici bir dopamin yani. Her içtiğinizde salgılıyorsunuz ve bağımlısı oluyorsunuz. Aynı şekilde alkol de öyle. Uyuşturucu zaten bunların en tehlikelisi. Uzak durulması gerekiyor. Asla yani denemek için bile kullanmayın. Sigaraya başlayanlar genelde benim kendi görüşlerim. İşte lisede, ortaokulda, üniversitede havalı olmak için veya o sigara içen ekiple sohbet muhabbet etmek için o da bir tane yakıyor, hop o da başlıyor. Türkiye'de özellikle çok fazla insan sigara bağımlısı Avrupa'ya kıyasla. Kötü bir şey yani sigaraya bağımlı olmak. Sigara içenlerin çoğu da bu durumdan memnun değil yani. Sigaradan uzak durun diyorum. Sigarayı bıraktığınız zaman gerçekten çok fazla para cebinize geçtiğini göreceksiniz. Ben hayatımda hiç kullanmadım ama yani kullanmayı da düşünmüyorum asla. Birikim yapın demişim. Birikim çok önemli arkadaşlar. Bugün elimiz kolumuz tutuyor belki ama yarın öbür gün bize bir şey olmayacağı ne malum veya dünyada savaş çıkmayacağı ne malum. O yüzden kesinlikle birikim yapın. Ben özellikle kripto paralara birikim yapmanızı tavsiye ederim. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil. Çünkü istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz, istediğiniz zaman yatırabiliyorsunuz. Sürekli açık. Ama tabii dikkatli olmak gerek. Bu ara kriptolar riskli. Yani siz tabii ki en iyi araştırmayı kendiniz yapın. Burada bir maddede o da gelecek. Başkalarının hatta onu ben dördüncü madde olarak hemen bunun ardından söyleyeyim. Başkalarının söyledikleriyle karar vermeyin. Bununla alakalı biraz argo bir söz var. Onu burada kullanmayayım. Büyüklerimiz de izliyor olabilir. Şöyle mesela başkalarıyla tabii ki fikir alışverişi yapın. Ama bu değil ki sen bir başkasının lafıyla o kararı, hayatında vereceğin kararı bir başkasının lafıyla o kararı ver. Yani bu olacak bir şey değil. Kendi kararınızı her zaman son kararı siz verin hayatınızda. Ne bileyim bir ülkeye taşınmak mı, yeni bir eve çıkmak mı veya önemli bir şey alacaksınızdır. Telefon değiştireceksinizdir diyelim ki. Yeni telefon almak istiyorsunuzdur. Arkadaşlarınıza danışın ama son kararı en son siz verin yani. Onun dışında çok fazla insanlara da danışmayın. Kafanız çok karışır. Belli bir yere kadar danışmanız iyi olabilir ama. Beşinci madde, hayatının merkezinize kendinizi koyun. Şimdi arkadaşlar bazı insanlar görüyorum. İşte bir kızdan hoşlanıyor. Ona işte sevgili oluyor veya bir arkadaşı oluyor, yakın arkadaşı. Onunla işte anlaşıyor falan. Sonra o insan, o kişi bir anda hayatından çıkıveriyor o insanın. Veya kavga ediyorlar, bir şey oluyor. Ve insanlar çok üzülüyor. Niye? Çünkü sen o kişiye onun sana verdiği değerden çok daha fazla değer vermişsin. O senin umurunda bile değilsin sen onun için. Ama sen çok üzülüyorsun. Niye? Çünkü çok değer vermişsin. Bu yüzden asla kimseye çok fazla değer vermeyin. Değer verdiğiniz insanlar çok fazla değer verdiğiniz için sizden soğuyacaktır. Bu da hayatın kuralı. Onun dışında bir kızın peşinden asla koşturmayın saçma sapan. Dünyada kız mı kalmadı yani? O sizin için özel yaratılmadı. Kimse kimse için özel yaratılmadı. Hayatın akışına bırakın. Hiçbir şeyi zorlamayın. Zorladığınız şey asla gerçekleşmeyecektir. Bu da
hayatın açıklanamaz bir kuralı olabilir. Ama mesela hiçbir şey istemezsiniz. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela bir şey çok isterseniz asla olmaz ama bir şeyi o isteme seviyeniz gittikçe azalır ve o şey gerçekleşir. Yani bir şeyi ne kadar çok isterseniz o şeyin gerçekleşme olasılığı o kadar düşüyor. Bu bir felsefi bir şey. Ama yani bilimsel bir açıklaması yok tabii ki. Onun dışında ben buraya 6. madde olarak şey ekleyeyim. Meditasyon yapın veya eğer dindar bir insansanız namaz kılın, kiliseye gidin, Hristiyansanız bilmiyorum. Çünkü bu insanın ruhuna iyi gelen bir şey. Eğer inançsızsanız da meditasyon yapabilirsiniz. Çünkü dünyada her şey maddiyatta değil, biraz ruhunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Sadece vücudunuza değil. Onun dışında ruhunuza iyi bakmanız şöyle gerekiyor. Yani kötü işlerle uğraşmayın, ne bileyim yolsuzluk yapmayın, hile hurda yapmayın, çalıp çırpmayın. Bunlar da tabii ki ruhunuzu kirletecektir. Ne kadar vücudunuz sağlıklı da olsa mutlu bir insan olamayacaksınız bu işleri yaptığınızda. Arada bir insanlara bağış yapın, sadaka verin, işte dindarsanız ne bileyim yardım edin insanlara. Bu da insana gerçekten çok... Hani o sigarada aldığınız dopamin var ya, işte bu size kalıcı dopamin sağlayacaktır. Yardıma muhtaç insanlara yardım etmek gerçekten çok güzel bir şey. O duyguyu size hiçbir şey veremez yani. Çok farklı bir duygu. Onun dışında hemen bunun ardından 7. madde olarak şunu söyleyeyim. Yurt dışına çıkın. Yurt dışındaki insanların yaşantılarını inceleyin. Asla kimseye bir şeye bakarken şöyle at gözüyle tek pencereden bakmayın. Başkalarının bakış açısından da bakın. Çünkü herkes farklı düşünebilir. Kimse aynı düşünmek zorunda değil. İnsanların görüşlerine de saygı duyun. Kimse sizinle aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Herkes aynı şeyi düşünürse zaten dünya asla gelişemez. Çok klasik, klişe bir örnek var. Galileo dünya düz diyenlerin bulunduğu bir devirde dünyaya yuvarlak yani geoid şeklinde demiş ve bunun için katledilmiş bir insan. O yüzden her zaman sizin söyleyeceğiniz şeyler doğru olmak zorunda değil. Yanlış düşünebileceğinizi de kabul edin. Bu da çok erdemli bir insan örneğidir. Erdemli insanlar hep benim dediğim doğru demezler. Başkalarının doğrularını da kabul ederler ve alçak gönüllü olurlar. Low key olurlar. Başka ne var? Evet, asla iddia ve kumar oynamayın arkadaşlar. Asla iddia ve kumardan zengin olamayacaksınız. Yani sizin için boşa zaman kaybı. Bunun yerine kendinize farklı bir hobi bulup o alanda ilerleyebilirsiniz. Bu tabii ki size kalmış. Ben hala hayatta en iyi olduğum şeyi bulamadım. Her konuda uzmanlaşmaya çalışıyorum. Bu da benim yaptığım hatalardan biri olabilir. Ya siz de kendinize daha iyi uğraşlar bulun. Yani kumarla, iddiayla, analiz yaparak para kazanamayacaksınız. Onun dışında zengin olamayacaksınız daha doğrusu. Kumar kötü bir şey. Uzak durun. Onun dışında benim şahsi görüşüm futbol ve magazinden uzak durun. Bu da size hiçbir şey kazandırmayacak. Yani tabii ki futbol oynayabilirsiniz hafta sonları arkadaşlarınızla buluşup. Ama yani hayatınızın merkezi bu olmasın. Bir takımı destekleyebilirsiniz ama yani her maçına gitmek zorunda değilsiniz. Ben hatta maçlara gitmeyi bilmiyorum, doğru bulmuyorum. Para kaybı olarak görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama Futbol Magazin bence hayatınızdan uzak tutmanız gereken şeyler, boş gereksiz şeyler. Pek tavsiye etmiyorum. Onun dışında dil öğrenin demişim. Şöyle, bu İngilizce öğrenin demek değil. Tabii ki İngilizce de bileceksiniz ama her dilden az az bir şeyler bilin ki mesela bir ortama girdiğinizde, Erasmus'a gittiğinizi varsayıyorum. Orada farklı kültürden, ülkelerden insanlarla karşılaşacaksınız. Mesela İtalya'ya gittiniz diyelim. İtalyanca bir şeyler bilin. İspanyolca bilin. Ne bileyim Fransızca. Merhaba nasılsın demeyi bilin ki ortamlarda bir şekliniz olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar size daha fazla saygı duyar. Ne kadar çok dil bilirseniz. Yani bu mesela çok yakışıklı olun. Bu önemli değil. Dil daha önemli bence. Çünkü dil insanlarla anlaşabilmenin yani tek yolu açıkçası. İnsanlarla anlaşamadığınızda da insanlar size saygı duymak zorunda değil yani. Anlaşamadığınız bir insan niye size saygı duysun? Evet. Başka ne yazmışım? Yurt dışına çıkma konusunda da şöyle. Türkiye'de durumlar çok kötü biliyorum. Ama yani bir Afrika ülkesi gibi değil sonuçta. Bosna Hersek'e, Sırbistan'a gidebilirsiniz. Vizesiz sallıyorum. Gürcistan'a gidebilirsiniz. Kesinlikle yani bir farklı ülkeleri görün. Orada insanlar ne yapıyor? Orada nasıl işler yürüyor? Bunları görün ve kendi ülkenizdeki insanlara da anlatın. Türkiye'de yurt dışına çıkma oranı biraz düşük. Bu da iyi bir şey değil yani. Onun dışında eklemek istediğim bir şey daha var. Siz özel bir insan değilsiniz. Siz de diğer insanlar gibi sıradan insansınız. Bu eğer özel insan bile olsanız bu düşünce yapısıyla hayata odaklanın. Çünkü eğer kendinize özel olarak düşünürseniz kötü bir şey yaşadığınızda dersiniz ki ya ben böyle bir insan mıydım?
aslında ben de diğerleri gibiymişim falan diye üzülürsünüz. Gerek yok böyle şeylere. O yüzden herkes sıradan insan. Herkes hayatın zorluklarıyla baş etmeye çalışıyor. Sadece sizin hayatınız zor değil. Herkesin hayatı zor. O gördüğünüz Instagram'da, internette, sosyal medyada çoğu hayat yalan yani. Öyle bir hayat yok. O insanların da bazı problemleri var. Kimisi uyuşturucu bağımlısı, kimisi ne bileyim kötü şeyler yaşıyor. Yani çok fazla zenginlik de iyi bir şey değil. İnsanı psikolojik olarak kötü etkiliyor. Görüyoruz yani zenginlerin hayatında internette. Ama o internette gördüğünüz hayatlar %90'ı yalan yani. Bir tek zorluk çeken siz değilsiniz, bunu unutmayın. Zorluklarla mücadele etmesini öğrenin. Erkek arkadaşlar da duygularını çok fazla dışa yansıtmasınlar. Kendi işlerini de öğütmeye çalışsınlar. Duygusal olmak erkeklere çok fazla yakışan bir şey değil. Ağlayacaksanız da bir gün gidin, kimsenin olmadığı bir yerde ağlayın, ne bileyim. Ama yani ağlamak erkeklere göre bir şey değil. Zorluklarla mücadele etmesini bileceğiz. Asla pes etmeyin, intiharı düşünmeyin. İntiharla sorunlarınız asla çözülmeyecek. Burada bile çok fazla insan intihar ediyor, depresyona giriyor. Yani böyle güzel bir ülkede bile. Anlamlandıramıyorum. Niye intihar ediyorlar? Hani demek istediğim, Norveç gibi güzel bir ülkede bile insanlar intihar ediyorsa demek ki o insanlarda sorunları var. Herkesin sorunları var. Bunu asla unutmayın. Son olarak eklemek istediğim iki tane şey daha var. Bir tanesi minimal yaşayın. Yani çok kıyafetiniz olmasın. Ve kıyafetlere, telefona, ne bileyim çok fazla para harcamayın bu tarz şeylere. Kaliteli olsun ama az olsun. Bu prensibiniz olsun. Hayat prensibiniz. Onun dışında her zaman bakın 7 günün 7 gününde erken kalkın. Erken kalkmak size daha fazla zaman sağlayacaktır. Çok fazla uyumayın. 6 ila 8 saat arasında uyuyun. Fazla uyumak iyi bir şey değil. Tembelleştirir insanı. Paranızı da çarçur etmeyin saçma sapan şeylere. Ben çok çarçur ettim. Onun dışında bilgisayar oyunlarına, telefon oyunlarına falan zaman ayırmayın abi. Bir de o var. Hiç gereksiz şeyler yani. Onun yerine ne bileyim genel kültürünüzü falan geliştirecek oyun tarzı şeylere odaklanın. Sizinle paylaşırım belki ben kendim kullandığım oyunları. Mesela ben satranç çok fazla oynuyordum bir dönem. O da insanın vaktini çok fazla çalan bir şey. O bile mesela bence iyi bir şey değil. Satranç oynamak bile. Oyun kısmında vaktinizi çok ayırmayın. Yani kişiye fazla bir şey katmıyor. Bakın satranç bile diyorum. Çünkü yani eğer turnuvalarda bile yani en iyi olanlar, insanlar bile çok fazla para kazanamıyor satrançtan. O yüzden dediğim gibi para çok önemli. Parayı bence hayatınızın merkezine koyun. Tabii başka şeyleri de koyun ama para için de kendinizi yani şey yap, satmayın ne bileyim. Kötü şeyler yapmayın. Helal para kazanmaya çalışın. Bu düsturu edinin yani. Ne bileyim uyuşturucu satmayın. Hırsızlık yapmayın. İnsanların aklına girmeyin. Bu da çok önemli. Onun dışında hayatın keyfini çıkarın. Anın tadını çıkarın. Bazı mesela şeyler oluyor. Bunu da ekleyeyim şimdi aklıma geldi. Bazı problemler oluyor. Mesela ne? Abi ülkenin ekonomisi kötü. Yani bu bizim çözebileceğimiz bir problem değil. Yani sen o ülkenin ekonomi bakanı değilsin. Mesela şu an yaşadığım ülkede de ekonomi çok iyiye gitmiyor ama benim çözebileceğim bir şey yok. O yüzden bu tarz kronik sorunları kafanıza takmayın çok fazla. Mesela ne bileyim çözemeyeceğiniz sorunlara yani tamam tepki gösterin ama çok fazla vakit yani kafanızı bulandırmasın bu tarz şeyler. Çünkü yani çözemiyorsun abi sonuçta yani bunu kafana koy yani. Onun dışında dediğim gibi hayatın keyfini çıkarın. Bu hayatta en çok keyif veren şey insanın kendine bence vakit ayırması, kendi kafasını dinlemesi. Onun dışında ben size bir liste atacağım. Kesinlikle izlenmesi gereken 100 film diye. O listeyi de bir kurcalayın. Filmler insanın gerçekten kültürünü çok fazla arttırıyor. Mesela yurt dışına çıkamıyorsunuz ya. Ben mesela Amerika'ya hiç gitmedim. Ama izlediğim filmlerden ötürü Amerika hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Ayrıca araştırmalarım üzerine. O yüzden mesela bir film izliyorsunuz diyelim ki Tanzanya'da geçiyor. Madagaskar'da geçiyor veya bir belgesel. O konu hakkında yani oraya gitmiş gibi bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu da teknolojinin bize nimetlerinden biri. Teknolojinin nimetlerini iyi kullanmak gerekiyor. Telefon, ekran sürenizi kesinlikle azaltın. YouTube Shorts'tur, Instagram Reels'tir, TikTok'tur bu tarz şeylere az zaman ayırın. Bu tarz şeyler insanı hipnoz ediyor, çıkamıyorsunuz. Ve oralarda da eğer takip ediyorsanız saçma sapan şeylere değil, sizi bir şeyler katacak şeylere takip edin. Ne bileyim işte yurt dışına geziyordur birisi veya bir konu hakkında bilgi veriyordur, tarihi bir şey falan filan. Tarihi de iyi bilin. Niye diyeceksiniz tarih demiş ya? Çünkü tarih her zaman tekerrür eder. Bir sene önce olan bir şey bugün de tekrar yaşanabilir. Tarihi o yüzden iyi bilmek gerekiyor. Tarihi iyi bilenler her zaman kazanacaktır hayatta. Çünkü kombinasyonlar belli. Çok farklı şeyler olmuyor dünyada. Hep aynı şeyler gerçekleşiyor maalesef. Onun dışında ırkçılık ve ayrımcılık yapmayın. Çok kötü bir şey. İnsanı insan olarak kabul edin. Bir kişiye sadece ırkından, düşüncelerinden ötürü dışlamayın. Ne bileyim hakaret etmeyin. Ayıp bir şey yani. İnsanlar bundan dolayı size saygı duymaz. Gerçekten. Dünyada bu böyle. Irkçılık kötü bir şey yani. Türkiye'de belki bilmiyorum insanlar saygı duyuyor ama herkes zor bir hayat yaşıyor bu dönemde. İnsanların hayatını daha da zorlaştırmamamız gerektiğini düşünüyorum bu tarz şeylerle. Irkçılıkla, ayrımcılıkla. Bu tarz şeyler Batı'da 1960'lı yıllarda vardı. Aşıldı diye düşünüyorum pek çoğu. Ama hala maalesef ırkçılık yapan insanlar var.
kötü bir şey. Yapmamak gerekiyor. Bir gün siz de aynı şeye maruz kalabilirsiniz. Ve video bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda ekleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa da Avrupa ile alakalı, Norveç ile alakalı yorumlarda belirtin. Sizlere açıklamaya çalışayım. Belki video çekerim o konuyla alakalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.